Öncelikle dediğiniz gibi tercih dönemi çok kritik bir dönem. Hem öğrenci için hem aile için de zor bir süreç. Yapılması gereken ilk önce şu, öğrencilerimiz genellikle puan endeksi geliyor. Aa hocam ben şu puanı almışım. Bu değil, biz başarı sıralamalı endeksli bir sınava giriyoruz. Dolayısıyla da tercihlerimizi yaparken başarı sıralamalarını göz önüne alıyoruz. Birincisi yapılması gereken şey öğrencilerimizin başarı sıralamalarını göz önüne almaları. Puan endeksli hareket etmemeli. Bunu biz hem 2 yıllık bölümlerde yani ön lisans hem de 4 yıllık bölümlerde lisans programlarında aynı şekilde ilerlemektedir. Geniş aralıklarla tercih yapmalarını öneriyoruz. Yani öğrencimiz 50 binde ise 50 binin üstünden yazmalı ve 50 binin altına da kesinlikle düşmeli. Üstündeki yerler sürpriz yerler, altındaki yerler kesin yerler ve kendi sıralamamıza yakın yerleri de tercih etmemiz gerekmektedir. Öğrencilerimiz bölüm seçerken şunu unutmamaları gerekiyor. Bunlar aynı zamanda onların gelecekteki meslekleri. Yani artık etiketlerini seçiyorlar. Yani psikologsun, öğretmensin, hemşiresin. Kendi kişiliklerine uygun meslek seçmeleri kendilerini mutluluğa götürürler. Yani tıp okuyan bir öğrencinin biyolojiyle arasının iyi olması gerekiyor. Hemşire olan bir öğrencinin kanı tutmaması gerekiyor. Bu tür şeylere dikkat etmelerini öneriyorum. Çok önü açık bölüm endişesiyle gelen öğrencilerimiz de oluyor. Hocam okuduğum 4 yıl ama kesin olsun, garanti olsun, KPSS'si düşük olsun. Evet çok güzelsiniz, çok haklısınız, anlıyoruz, emek veriyorsunuz ama çok uzun süreçli bir serüvenin ilerisini düşünüyoruz. O yüzden istediğimiz bölüm o zaman popülerdir, yazarız, önü çok açıktır. Ama 1-2 yıl içerisinde tamamen popülaritesini yitirir. Başka bir bölüm gelir. O yüzden dolayı yapmamız gereken kendimize uygun en iyi mesleği alanı seçmemiz olacaktır. Bölüm seçerken şehrine, ilçede mi ona bakmak, burs imkanlarına özellikle vakıf üniversitelerini düşünüyorsak bursları hangi durumda kesiliyor, hangi durumda kesilmiyor, burslar, yurt fiyatları, konaklama, ulaşım bunlar çok önemli etmenler. Öğrencilerimizi bu noktalarda daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Şöyle yorumlayalım bunu da. Yani barajı geçen öğrenci için 150-180 alan bir öğrenci için ve başarı elde etmiş öğrenci için bir durum yok. Ama biz şunu öngörüyoruz. 400 bin adayın yaklaşık bu 140 ve 170'e çekilen baraj puanını kullanacağını, böyle bir tercih yapacağını öngörüyoruz. Ne olabilir? Bu adaylar tercih hakkı tanınması açısından evet avantajlı ama istedikleri bölümler olur mu olmaz mı onu da tercih süreci sonunda öğreneceğiz. Bir insan nasıl tercih ediyor? İlk önce sonucumuz önemli. Sonucumuza başarı sıralamamıza bakıyoruz. Sonra sonuçlarımız nereden bakıyoruz? Tabii ki de ÖSYM'ye aday işlemlerinden. Yine tercihlerimizde ÖSYM adresinin aday işlemlerine giriyoruz. Başvuru sürecindeki kısmımız var. Orayı tıklıyoruz sol butonda. 2021 YKS tercih diye geliyor zaten. Onu tıkladığımız zaman kimlik bilgilerimizin altında da sıralı olarak yer alıyor. Sonra ben kullandığım robot GökAtlas'a ait. Genellikle onu kullanıyorum. Öğrencimin sıralamasına oranlı yakın bir yerleri tercih ederek sıralama aralığını tutarak tercih listesini oluşturuyorum. Sonra başvuru, onay, kontrol, ön izleme var. Onu yaptıktan sonra onaylıyorum. Ayın 20'sine kadar da rahatlıkla öğrencilerimin herhangi bir kafalarında şüphe, ipucu ya da takıldığı bir şey olursa da güncelleyebileceklerini, sıralamalar arasında oynamalar yapabileceğini söylüyorum. Biliyorsunuz 5 Ağustos'la itibaren tercih dönemimiz başlamıştı. Normalde 13 Ağustos yani yarın son olacaktı. Ama ülkemizdeki olağanüstü durumlardan dolayı 20 Ağustos Cuma'ya kadar ertelendi. Net olmayan öğrenciler için bence güzel oldu. Net olmayan aileler için de güzel oldu. En azından daha iyi araştırabilirler, kafalarındaki soru işaretlerini giderebilirler. Ek tercih dönemine geldiğimiz zaman şimdilik ek tercihten yani barajın 140 ve 170'e çekilmesinden sonraki adaylar şu süreçte bir şey yapmayacaklar. Genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirme sonuçlarını bekleyecekler. Sonra ikinci ek yerleştirmenin tarihi açıklanacak. O tarih açıklandıktan sonra da öğrencilerimiz uzman kişilerden, rehber öğretmenlerden yararlanarak tercihlerini yapabilirler. Normalde ek tercihlerde başarı sıralaması değil, puan üzerinden gidiliyor. Ama şu an ikinci ek tercih döneminin nasıl olacağını, hangi şartları değerlendirilmesi gerektiğini söylenmedi. Belki puan üzerinden gidilecek, belki başarı sıralaması üzerinden gidecek. Onu da önümüzdeki açıklamalar
doğrultusunda netleşeceğini düşünüyorum. Şunu diyebilirim bir eğitimci olarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemizdeki tüm öğrenciler için hayırlı olmasını dilerim.